Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda Xtınlar ekranımızda olsun. Xta yeni atılmış zərbi veriş tüzəş hərəkətini başladı. Atılmış terrorğa zərbi veriş əsəbilikni yoxutuş, qarar rəzil güclərini yoxutuş deyilən namlar bilən Şərqi Türkistan xalqına irqi qırğınçılıq yürgüzüb atqan Xitay rejimi 30-cı iyun sırlıq yığın açıb atılmış yaz fəsillik amanlıq saqlaş boyunca zərbi veriş tüzəş hərəkətini çonqur qanat yaydırış haqqında buyruq düşürgən. Xitay təşviqat organı Tangridağ Dorunun bu vaqtki xəbərində bildirilişçə 30-cı iyun atılmış Uyğur Avtonom rayonluq Cheyxay nazarati bir tutaş sırlıq yığın açıb Xitay Mərkəzi Cəmaət Xəvfsizlik Ministerliği yığınının tələblərini öyrəngən. Arqadan atılmış Uyğur Avtonom rayonunun yaz fəsillik amanlıq saqlaş boyunca zərbə veriş tüzəş hərəkətini çonqur qanat yaydırış hərəkətinə səfərbər qılğan. Yığında qanunğa xilaf gövdəlik cinayətlərə qatdıq zərbə verib qərar rəzil güclərini təzələşni daimləşdirüşni alğı siljitiş qılçı yol qoymaslıq pozisiyasını saqlap tez toğra qatdıq zərbə veriş nöqtəlik rayonlarını çarlap kontrol qılışni yanımı küçəytiş xalq saqçılarının obşarki bilan çarlaş qitim sani və salmaqını zoraytiş kerak deganlar ta'kidlangan. Xitay rejimi yig'indi yana atalmış million saqchi 10 million ailege kirish nuqtiliq saha, nuqtiliq o'rin, nuqtiliq kasblarni chin ko'zlab, bexatarlik yushurun xavfini kan ko'lamda bir-bir tekshirish, shahar yezi tutashgan joy, o'z selib olgan joy, ashyo o'burdi kasbi qatarliq nuqtiliq sahalarni cho'ridab, birlashma tekshirish harakatini qanot yoydirish, yushurun xavfni butun kuch bilan tugutish qatarliq bostirish harakatlarini texamo kuchaytirish kerakligi haqida jar solgan. Xitay rejimi ilgari Sharqi Turkiston xalqini har xil nomlar bilan bostirib kelgan bo'lsa, 11-sentabr vaqasidan keyin izgil holda atalmış terrorlikka zarb berish, asabiylikni yo'qotish qatorliq bahonalar bilan Sharqi Turkiston xalqini keng ko'lamda tutqun qilib, irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda va bu xil nomlar orqali jinoyatini yoshirishga, qonunlashtirishga urinmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning turli nomlar bilan Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizayotganligini Xitay rejiminin yana atalmış Avtonom rayonunun yaz fəsillik amanlıq saqlaş boyunca zərb veriş tüzəş hərəkətini çonqur qanat yaydırış hərəkətini küçəytişini təkidləşinin əməliyyatda Şərqi Türkistan vəziyyətinin texamo ciddiləşidiganlıqdan bastırışının texamo küçəytildiganlıqdan dərək beridiganlıqını xalqara cəmiyyətinin qanun icra qılış qalpıqı astıda icra qılınıbatqan bu terror siyasətigə və kişilik hüquq dəpsəndikiligigə qarşı hərəkətgə ötüşü kerəkligini bildirişməkdə. Xitay G'arbdan o'ch elib eksport kontrol tadbirini e'lon qildi. Xitay Savdo ministrligi bilan tamojna bosh idorasi 3 iyul birlashma bayonot e'lon qilib, Galli va Germaniya elementlariga munosabatli buyumlarning eksportini kontrol qiladiganligini uqtirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Xitay Savdo ministrligi bilan tamojna bosh idorasi birlikda e'lon qilgan bayonotda atalmış devlet bir xatırlıki ve menfaatini qoğdaş üçün Galli ve Germaniyaga münasibetlik buyumlarının eksport çeklemesinin 1 avgustdan başlap devlet kengişi tarafından tasdiqlandığanlığı münasibetlik ticaretçilerinin alaqadar belgeleme boyunca eksport icazet resmiyetini becerişi hem de ülke derecelik Saudi tarmaqları arqalıq Saudi ministerliğe iltimas kılışı gerekliki devlet bir xatırlıki zor təsir görüstüdüğün buyumlarının eksporti Saudi ministerliği ve alaqadar tarmaqlar bilen birlikte devlet Meclisdeki tasdiqlab dokulat qilishi kerakligi bildirilgan. Bildirilishicha Galli va Germaniya kompyuter o'ziki va quyosh energiya batareyasining muhim xom ashyosi bo'lib, har ikkisi Yevropa iqtisodida intayin muhim deb qaralgan xom ashyo tizimligida ekan. Amerika geologiyalik tekshirish idorasining dokulatiga qaraganda, Xitoy dunyodagi eng cho'ng Galli ishlab chiqaruvchi, shundaqla dunyodagi oldin qatar turadigan Germaniya ishlab chiqaruvchi va eksport qilguvchi davlat ekan. Bildirilishicha Gollandiya hukumatı oldingi hafta özak ishlab chiqarish uskunalarining eksportini kontrol qilish tadbirlarini e'lon qilgan. Yangi belgilama eng yangi tipdagi darajadan tashqari ultra binafsha nurliq optik o'yma uskunalarining Xitoyga eksport qilinishini cheklagan. Mazkur eksportni kontrol qilish nizomi 9-cı ayda yo'lga qo'yildi ekan. Gollandiya tashqi savdo va taraqqiyot ministeri Leslie Schreinemacher bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida biz bu tadbirni davlat bexatarligimizning manfaati uchun yo'lga qo'ydik degan. Fransiyadagi malamanchilikda oz deganda 1 milliard yevro ziyon bo'lgan. Fransiya Karxonachilar birlashmasining dastlabki mo'ljariga asoslanganda butun Fransiya doirasidagi ziyon 1 milliard yevrodan eshib ketgan.
Fransiya transport birleşmesining 3-nji iýul aşkarlaşça bir haftadan buýan dowamlaşýan malymançylyk Paris ammaviy gatnaş sistemisiga az degende 20 million euro ziyan salgan bolup, Fransiya aralı köň raýonda 39 köçe awtobusy köýdürip edilgen. 6-njy numarlyk tramway bilen 10-njy numarlyk tramwaynyň relesi kysman ýol bölekleri weýran kılıngan. Şu günü yana Fransiya karxanalar birleşmesining muhbirlarga aşkarlaşça Dastlabki mölçerge asaslanganda Fransiyada 200'den artıq soda organı bulan talanga uçurgan. 300 bankının mulazimet noktisi köydürüp etilgen. Hemde 250 tamaki maksus yetiştikini veyran kılıngan. Fransiya Karxanlar Birleşmesinin dastlabki mölçerge qarğanda bütün Fransiya dairesiden ziyan 1 milyard eurodun eşip ketgen. 27 iyun Fransiyanın Natterra şehrinde sakçılarının tigi Alceriyalik 17 yaşlık Nail Haydigen maşiniga oq çıkırışı neticesinde onun hayatının ayrılışıga sebep bolgandan kiyin qattiq narazılık namayişleri evciga çıkkan idi. Ankara'da Ürümçi qırğınçılığı münasibeti bilen akhbarat elan qilish yığını ötküzüldü. 5-nji iyun Ürümçi qırğınçılığının 14-nji yıllığını xatırlash münasibeti bilen Ankara'da akhbarat elan qilish yığını ötküzüldü. Yig'ilishni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tashkillagan bo'lib, ko'plagan ommaviy tashkilotlarning vakillari, mutaxassislar, jurnalistlar va shundaqla Sharq Turkiston da'vosi sifatida aktiv faoliyat qilayotgan shaxslar ishtirok qildi. Yig'ilishda bayonot va leksiya tariqasida Xitoy rejimining 14 yil ilgari Urumchida ishlagan qirg'in qilish jinoyati uning Sharq Turkiston xalqi va Sharq Turkiston vaziyatiga ko'rsatgan ta'siri aslitib o'tildi. Orqadan Xitoyning navbatdagi Sharq Turkistonda to'xtovsiz ijro qilayotgan umumiyuzlik tutqun qilib, sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyati kun tartibiga keltirildi. Urumchi qirg'inchiligining 14 yillik xotira kunida Istanbulda zo'r ko'lamli namoyish o'tkazildi. Bundan 14 yil burunqi 5-nji iyulda yuz bergan Xitoyning Sharq Turkistondagi terror siyosatining tipik namoyandasi bo'lgan 5-nji iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida axborot e'lon qilish va keng ko'lamli namoyish o'tkazildi. Namoyish Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi bilan o'tkazilgan bo'lib, Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldiga yig'ilgan Sharq Turkiston xalqi oyultuzliq ko'k bayroqni lapildatgancha Xitoyning 5-nji iyul Urumchi qirg'inchiligidagi vahshiyona bostirishiga va navbatda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi shiorlarni to'plashdi. Namoyishda 5-nji iyul qirg'inchiligining isbotliq suratlari tushirilgan plakat ko'tarilib, maydonga yig'ilgan muxbirlarga Xitoyning qalliq bostirishi namoyon qilindi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon oldi bilan bayonot o'qidi. U bayonotida Urumchi qirg'inchiligining o'tpilchisi bo'lgan Shavgon qirg'inchiligini tilga olib o'tgandan keyin, ayni vaqtda Sharq Turkiston xalqining Urumchida tinch namoyish qilganligini, ammo Xitoy rejimining xalqni qalliq bostirganligini, Sharq Turkistondagi Xitoy oqqullarining bu jinoyatga kuch chiqarganligini, bu voqeaning amaliyotda Sharq Turkiston xalqining o'z haq-huquqlarini qo'g'dash va mustaqillikka erishish irodasini ko'rsatib berganligini qayd qilib o'tdi. U bayonotida yana Xitoy rejimining yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning barliq turlarini ijro qilayotganligini, shuning bilan birga iqtisodiy kuchi va siyosiy ta'siri orqali har qaysi davlatlarning bu haqda ovoz chiqarishiga to'sqinlik qilayotganligini Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bo'lish sifati bilan har qaysi davlatlarni inson huquqlari tashkilotlari va xalqaroliq taratqularni Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'sishga Xitoy tahdididan ogoh bo'lishga chaqirganligini ta'kidladi. Orqadan IHA yoshlar shu'bi raisi Muhammad Jihod Chalik so'z qildi. U so'zida bugun Sharq Turkistonning inson huquqlari qattiq tafsanda qilingan rayonlardan biri ekanligini, bu sababli xalqaro jamiyat islom dunyosi va shundoqli barliq inson huquqlari tashkilotlarini Sharq Turkiston uchun ovoz chiqarishga chaqirganligini bildirdi. Xalqaro advokatlar jamiyati raisi Najati Jaylon so'z qilib, Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning asosliq sababi Sharq Turkiston xalqining musulmon va turk bo'lganligi uchun ekanligini, Sharq Turkistondagi qirg'inchilik to'xtamog'i musulmonlarning vazifasining tugamaydiganligini bildirdi. Diyanet ishchilar uyushmasi Istanbul shu'bi raisi Ali Shukr Yilmazmi so'z qilib, Sharq Turkistondagi musulmonlarning kommunistlikka, dinsizlikka majburlanayotganligini, ibodatlari cheklanayotganligini, payg'ambarlarning yo'lini tutgandalar, undan bu xil zulm va qirg'inchilikning oxirlashadiganligini bildirdi.
Arkadan Xalqara Türkistanlıqlar Cemiyeti Rəisi Burhan Kavuncu söz qılıb, ilgirki ümmetlerinin iğir küllerini beşidin ötküzgəlləkini, bugünkü gündə bolsa Şarqı Türkistan xalqının iğir küllerini başdan keçirvatqanlıqını, amma Şarqı Türkistan xalqının qalbisinin yıqın ikənlikini bildirdi. Aqıncılar Hərəkəti Cemiyetidin Mehmet Şahin söz qılıb, özlerinin her vaqt uyğurlarının yenib durduqanlıqını, Prezidentin Xitayının Şarqı Türkistan xalqıya icra qılıvatqan cinayi qılmışlarına qarşı Uyğurlarının yalğız emeslikini namayan kılış üçün Xitay bilen bolğan diplomatik alaqını özgertişini talep kıladığalıqını bildirdi. Arkadan Ümit Karvanı Vakfı Reisi Cemal Çınar söz kıldı. O sözüde Xitay tecavüzcülerinin Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan irqi qırğınçılıq cinayetiyle karıştırdığalıqını, Müslümanlarda ümmet eni acizlaşqalıqı sebeplik bu cinayetlerge sükut kılınıp atkanlıqını ve devam kılıp atkanlıqını Şunu barlıq İslam dünyasının birleşik gerekliğine bildirdi. Yığılış diyene Uyğur kızı Reşide Şarkı Türkistan'daki ballarının növetteki vaziyetini tanıştırıp təsirlik nutuk sözledi. Arkadan Yeniden Refah Partiyesi İstanbul Şöbü Reis Vekili Cemil Cedid söz kılıp, Xitayının Şarkı Türkistan'da kılıp atkan cinayi kılmışlarının ictimai uçur vasıtları köplep tarqıtılıp atkanlıqını bu münasibet bilen barlıq İslam dünyasını ictimai uçur vasıtları da Şarkı Türkistan halkı üçün avaz çıkırışkı çakır kılıdığanlıqını bildirdi. Ahırda İFAM Vakfı Reisi Dr. İhsan Şanocak İstiklal Televiziyasının nak meydan tarqıtışıqı katınaştı ve körürmelerge namayışçılarga xitap qilib 14 yıl burunqa bugünkü kunda Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilgan qirg'inchilik jinoyatini eslatib o'tdi. Arqadan Sharq Turkiston musulmonlarining shuncha ig'ir irqiy qirg'inchilik ostidami Xitoyga bosh egmay qarshilik ko'rsatib kelganligini madhiyladi. U so'zining oxirida Xitayning o'z harbiy kuchiga ishonganligini, ammo Sharq Turkiston musulmonlarining egasining Alloh ekanligini, oxiri yanada Sharq Turkiston xalqining g'alaba qiladiganligini ta'kidladi. Namayiş Sütük Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın muavin reisi Ustaz Ömer Qaracım'nın başçılığında Xitayning halakiti Şarkı Türkistan halkının birliği ve azadlığı üçün kılınan dua bilen ahırlaştı. Xitay Avrupa İttifakı Vekilinin Beijing ziyaretini bekar kıldı. Xitay Avrupa İttifakı Taşkı Münasifetler ve Xavupsizlik Siyasetleri Ali Vekili Josep Borrell'nin Kiler haftadaki Beijing ziyaretini bekar kıldı. Cenubi Xitay Seher Poştisi gezisinin haberine asaslanğanda Avrupa İttifakı Komitetinin bayanatçılarından Nabila Masrali Xitay tarafının Avrupa İttifakı Taşkı Münasibetler ve Xavupsizlik Siyasetleri Ali Vekili Josep Borrell'nin Xitay ziyaretinin 10. iyul elip birleşinin mümkün emeslikini şunu başka vaqtının tallanışı lazımlıqını uxturğanlıqını etkan. Avrupa İttifakı'nın Beijing'de duruşluk baş elçisi George Toledo 2. iyul Avrupa İttifakı Taşkı Münasibetler ve Xavupsizlik Siyasetleri Ali Vekili Josep Borrell'nin 10. iyul Beijing'de ziyareti bulunduğanlıqını bildirgen idi. Toledo, Borrell'nin Rusya-Ukrayna urushi, kişilik hukuk ve sodu qatarlıq her xil meseleler boyunca Xitay Taşkı İşlar Ministeri Çingang hem de başka münasibetlik yukur derecelik emeldarlar bilen körüşüdüğanlıqını etkan idi. Ali Vekil Josep Borrell ilgiri Xitay virus bilen yukumlanğanlıqı üçün 13. aprildin 15. aprilgıcı Xitay'ı qılıdığan ziyaretini keçiktürgen idi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.